bu özel savaşta Kürdistan'da meydana gelen köy yakmaları, yıkmaları, insan öldürmeleri, faili meşhur cinayetleri gerek HP yönelik. Faili meçhul cinayetleri araştırmak için gittiği Batman'da 4 Eylül 1993'te silahlı saldırıda katledilen Demokrasi Partisi Milletvekili Mehmet Sincar, katledilişinin 29. yılında mezarı başında anıldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Fırat Mahalle Mezarlığı'nda yapılan anmaya eşi Cihan Sincar, HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, yerine kayyum atanarak görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye eş başkanları Ahmet Türk, HDP Mardin Milletvekili Pero Dündar, partililer, barış anneleri, meclis üyeleri ve çok sayıda yurttaş katıldı. Mehmet Sincar 29 yıl önce bugün Batman'da 6 milletvekili arkadaşıyla birlikte faili meçhul cinayetleri araştırmak üzere Batman'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, Sincar cinayetinin aradan geçen zamana rağmen aydınlatılmamasına tepki gösterdi. Mehmet Sincar'ın katillerini tanıyoruz. Bugün hala Mehmet Sincar davasından tutuklu tek bir sanığın olmaması Türkiye'nin hukuk sistemini ve Türkiye'nin adaletini bir kez daha ortaya ve gözler önüne seriyor. Tetikçiler başta olmak üzere itirafçıların da olduğu katillerin isimleri bilinmesine rağmen hiçbir tutuklunun olmaması Türkiye'nin büyük bir ayıbıdır. Sincar cinayetinde sanık sandalyesinde Mehmet Ağar'ın oturması gerektiğini vurguladı. Bu davada sanık olarak Mehmet Ağar olması gerekirken hiçbirinin cezaevinde olmaması, tutuklanmaması elbette ki kabul edilir bir durum değildir. Peki, Ahmet Türk, Kürt halkının verilen bedelleri hiçbir zaman unutmadığını söyledi. Emzanın jibo azadiye gelli Kürt, jibo peşarroja gelli Kürt, berdeyle gelek buhada. Tabcani haber değildi. Le 29 sal derbas bu. Medgo gali Kürt demek nezikti bir geçe azadiye. Le emdibinin İroşi devleta Türk ne yartıya gali Kürt'ük. Anma Sincar'ın mezarına zılgıtlar eşliğinde güller bırakılmasının ardından sona erdi.